Ben geldim. Hoş geldin, hoş geldin. Haluk. Bu hafta Emine yok bana göre. İzne mi gitti? İyi yapmış. Kaç senedir izimizin kullandığı yok. Evet. Yalnız ona göre evi fazla dağıtmazsan sevinirim. Ya niye ben dağıtayım? Şurada koltuğun bir köşesinde oturuyorum. Neresini dağıtacağım? Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, çok güzel bir akşam yemeği için hazırız. Siz de hazırsınız umuyorum. Bay ve bayan Teok geldi. Şu anda akşam yemeği için yola çıkmaya hazırız. Haluk el salla. Gelin. Ertem. Bir şey soracağım. Heh. Arabayı sen kullanmayacaksın değil mi? Hayatta kullanmam. Ben bıraktım araba kullanmayı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen hakikaten bağımlısın. Şu story'yi çekerken kaza yaptın. Telefonu bırakacağına arabayı bırakıyorsun. Ben mi? Evet. Söylemedi demeyin. İki seneye bu boyun fıtığı olur. Aa, ne alakası var canım? Vallahi ben söylemiyorum. İstatistikler öyle söylüyor. Siz her yıl bu cep telefonuna böyle bakmaktan kaç kişi boyun fıtığı oluyor biliyor musunuz? Ha? Yakında böyle çont olacaksınız. Çont ne be? Gönül gel çont olalım. Evet, şu anda farklı değil. Yani neredeyse uyurken bile cep telefonuna bakacaksın. Ay, ne alakası var? Çok alakası var. Hadi abi çıkıyoruz. Arkadaşlar şu anda çıkıyoruz. Çin lokantasına gidelim mi? Hayır. Hoppa! Haydi! Hoppa! Hettire, 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 hettire. Sushi yiyelim. Hayır. Haydi! Hoppa! Vay vay vay! Neyse sana ne oluyor? Sen niye böyle göbek atıyorsun? Çocuklar aklıma bir fikir geldi. Güzel bir müzik koyalım. Sabaha kadar Haluk'a tekliflerde bulunalım. O da hayır desin ve biz dans edelim. Ne dersiniz? Ne dersin Haluk? Hadi hadi hadi. Hadi çıkalım. Şu anda tam kapıdan çıkmak üzereyiz. Buna kadar kapı verdin abi. Hadi. Hadi. Amma pahalıymış ha. Burada yiyeceğin bir tabak makarnayla arabanın bagajını böyle makarnayla doldurulursun. Bir şey söyleyeceğim. İstiyorsanız başka bir yere gidelim. Hayır hayır, ben genel olarak söyledim. Hayır dedi. Hayır dedi. Ah. Geliyor musun? Meltemciğim seni yalnız bırakamayacağım. Hadi gel. Hazır mısın? Herkes bize bakıyor ya. Rezil edeceğiz seni, rezil. Biraz dikkat et. Bir daha böyle bir şey yaparsanız kalkar giderim ha. Ya o zaman her şeye hayır dediğini kabul ediyorsun ha? Hayır efendim, etmiyorum. Tebrik ederim Meltem. Teşekkür ederim. Etmiyorum, tamam. Terlik ben kalkmadım yalnız bir daha. Sen hiç konuşma. İkiniz de konuşmayın. Ay. İnternet bağımlıları sizi. Evet öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok ya. Evet. Ah bir şey söyleyeceğim. Aklıma çok iyi bir fikir geldi. Eyvah yandık. Ne? Yemek boyunca telefonlarımızı masanın ortasına koyalım. Kim önce telefonuna bakarsa hesabı o öder. Nasıl ya? Şöyle. Yani yemek boyunca telefonlarımızı buraya koyacağız. Böyle duracak. İlk kim dayanamayıp bakarsa o hesabı ödeyecek. Ana. Yani. Evet Haluk. Hiç mi bakmayacağız? Hiç bakmayacağız. Galiba esas internet bağımlısı Haluk. Ne oldu, korktun mu? Ben kimseden korkmam kızım. Var mı sakın, yok musun? Ulan Şampiyonlar Ligi maçı olmasa denize bile atarım bu telefonu ama... Hay Allah ya. Duyamadın mı? Varım tabii. Yokum taş fırın erkeğinin lügatında yoktur. Tuna? Ben... Yani şimdi genel olarak hani şey olarak... Yani... Ay ne diyorsun Tuna? Açık açık konuşsana. Ama ben canlı yayın yapacağım diye takipçilerime söz verdim. Var mısın, yok musun? Hay Allah ya. Tabii ki var Meltemciğim, tabii ki var. Sen? Varsın herhalde. Tabii canım, ben de varım. Varım ben de.
Hadi koyalım telefonları ortaya. Koyalım. Hadi buyurun. Koyalım. Bakalım internet bağımlısı hangimizmiş? Yeni sistem şu anda açıklandı. Ama elimi süremiyorum telefona. Ay delireceğim. Ya benim acil canlı yayına başlamam lazım. Dakika 15. Maç kaç kaç acaba? Maşallah. Muhabbetinize de doyum olmuyor. Ay Meltemciğim çok güzel bir gece. Ambiyans falan harika. Ben bir tuvalete gidip geleyim. Aa, telefonu bırak. Ah. Yanlışlıkla işte el alışkanlığı almışım. Maç kaç kaç? Şu an gol yok ama muhteşem bir maç oluyor. Hepimiz tarihin maçı kaçırdık. Ya başkasının telefonuna da mı bakamıyoruz? Hani başkası olarak diyorum. Tuna vallahi Haluk doğru söylüyor ha. Sen internet bağımlısı olmuşsun. Ya ne alakası var Meltem ya? Ben bir hafta bakayım telefonu aklıma bile gelmez ya. Hadi Dominant teyze, bak şu telefona da hiç değilse ikinci yarıyı seyredelim. Bence Meltem dayanamayacak ve birazdan telefonuna bakacak. Hadi Haluk, bu maç kaçar mı? E biri alsın ama artık şu telefonu eline. Maç önemli bir maçtı galiba değil mi Haluk? Ya evet, evet. Ama yani bu sınav sistemi kadar önemli değil. Bu akşam mı açıklanacaktı? Bu akşam belli oluyor. Yani önemli değil. Eve gidince öğreniriz. Yani maç gibi değil tabii. Maçı canlı seyretmediğin zaman aynı zevki vermiyor. Tuna. Senin canlı yayının bu akşam mıydı? Ama şey yani her zaman yaptığım için hani bu akşam yarın akşam. Öyle yapmasam da olur. Şöyle değil. Hayır yani galiba Meltem şu yüzden sordu. Hani söz verdin ya o yüzden acaba dedi. Hani canlı yayın yapsa daha evet. İyi olur anlamında. Evet. Yani, ayıp olmasın diye. Yani. Yok canım. Yani ben de maçı merak ettim biliyor musun? Dedi bir yandan öyle şeyden yani. Hadi Haluk hadi. Hadi Dominant teyze, hadi. Gönül'ün kızmayacağını bilsem ödeyip hesabı canlı yayına başlayacağım şimdi. Bence bu akşam hesabı Tuna öder. Yok, Gönül de olabilir. Maçın galiba son 10 dakikası değil mi Haluk? Ya evet, evet. Garson, garson. Hesap. Başlarım sizin oyununuza. Aman harika. Duygu aramış hem de görüntülü ya. Ana beni de. Kaçırdık işte. Ay yeni sistem açıklanmış çocuklar. Birazcık geç oldu ama geç olması güç olmasından daha iyidir. Şu anda sizlerle tekrar beraberiz. Şu anda yemekteyiz. Size her şeyi tek tek ayrıntısına kadar anlatacağıma söz vermiştim. Beni merak ettiniz mi geç arayınca? Biraz sessiz ol. Bari şu son 10 dakikayı izleyeyim. Yürü. Yürümesem mi acaba ya? Gemide yol alır, ayrı dümen tutarım.